أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Değerli arkadaşlar, Arapça soru çözüm derslerimize, soru çözüm, tahlil, ayrıntılı soru çözüm derslerine hepiniz hoş geldiniz. Bu derslerimiz bizim hafta sonu Ervak kursumuza katılan Hazreti Ayşe, Hazreti Hafsa ve Hazreti Meryem grubunda derse katılan kardeşlerimiz için. Yani bu dersler aslında herkese hitap ediyor. Yani Arapçayla genel olarak bir şekilde yolu kesişen, Arapçayla bir şekilde uğraşan herkese hitap ediyor genelde. Özelde ise ilahiyat hazırlık öğrencileri, ön lisans ilahiyat okuyanlar veya mezunlar, ilitam okuyanlar veya mezunlar, yine ilahiyat 1., 2., 3., 4. sınıfta olup Arapçasını geliştirmek isteyenler, Arapça mütercim tercümanlık bölümünde okuyanlar, Arapça öğretmenliği bölümünde okuyanlar, İmam Hatip lise bölümünde, ortaokul bölümünde okuyan, yani Arapçayla yaş fark etmez, Arapçayla öyle veya böyle bir şekilde yolu kesişen, Arapçayla iştigal eden herkese bu dersler hitap ediyor. Çünkü ayrıntılı soru çözüm yapacağız. Bunda da tabii çok soru kitapları var. Bunda da seçimimizi benim arkadaşım Abdülhakim Önel Hoca var. Abdülhakim Önel. Onun kitabını seçtik. Çünkü bu kitabı çok beğendim ben. Çözgeç Arapça Nahiv Soru Bankası. Buradan inşallah böyle başlayıp derslerimize devam edeceğiz. Yani amacımız şu burada. Biz aslında şeyi üçe ayırıyoruz. Yani Arapça öğrenme serüvenimizi üçe ayırıyoruz. Yani sacı ayağına benzetiyoruz. Birincisi gramer. O da biliyorsunuz neyden oluşuyor arkadaşlar? Derse de katılabilirsiniz bu arada. Sarf ve nahivden oluşuyor değil mi? Birinci basamak bu. İkinci basamak ne peki? İkinci basamak öğrendiğimiz bu bilgileri metin üzerinde, metin okumaları üzerinde tatbik etmek. Üçüncüsü nedir peki? Üçüncüsü de soru çözümü. Tamam. Yani Arapça öğrenim aslında sürecimiz bu bizim. Gramer, öğrendiğimiz sarf ve nahiv bilgilerini nerede tatbik edeceğiz biz? Metinlerde. Ve en son soru çözümünde yine tatbik edeceğiz. Yani metin okuması ve soru çözümünün bize kazandırdığı şey, öğrendiğimiz gramer bilgileri sadece orada boşu boşuna kalmayacak yani. Onları ne yapacağız? Tatbikini öğreneceğiz. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Seste bir problem var mı? Arkadaşlar? Yok hocam. Yok hocam. Yok hocam. Ben bir şey sorabilirim. Tabii, buyurun. Hocam, hani biz bir kitap almıştık ya, bahsettiğiniz kitap bu değil değil mi? Modern metinler ve çözümlemeleri diyor. Kim? Konuşan kim o, şu anda? Ben İrem Erdoğan hocam. İrem, o dersimiz çarşamba günü. Tamam hocam. Tamam. Bu her gün olacak. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. 20 ile 20.45 arasında. O modern metinler okuyacağımız ders çarşamba günü. Tamam. Tamamdır hocam. Teşekkür. Peki, rica ederim. Şimdi bu bizim not defterimiz. Notlarımızı buraya alacağız. Bu da arkadaşlar kitabımızın PDF'si. Bu PDF'yi tabii atamıyorum size. Çünkü hocamız bana sadece derslerde kullanmak için verdi. İsteyenler kitabı temin edebilir. İsteyenler direkt buradan not olarak dinleyebilir. Çözgeç Arapça Nahiv Soru Bankası. Nahiv diyor ama biz bunu sarf, nahiv, metin, muhadese, kompozisyon olarak düşünebiliriz. Yani aslında Arapça dersler mecbur hazırlık sınıfında ayrılıyor. 5 tane değil mi arkadaşlar benim bildiğim? Sarf, nahiv, metin, muhadese ve kompozisyon. Doğru mu? Evet hocam. Evet hocam. Bir de Kur'an-ı Kerim var. Biz bunu aslında bölmüyoruz yani. Arapça Arapçadır yani. Çünkü biz şu anda göreceksiniz zaten soru çözümlerine geçince. Biz orada sarf kaidesine de değineceğiz, nahive de değineceğiz. Metine de, kompozisyona da. Yani bu dersleri iyi takip eden biri kesinlikle sınavlardan çok yüksek puan alacaktır ve çok rahat geçecektir. Yani bizim amacımız sadece sınavlar değil, hem sevelim hem öğrenelim. Zaten başarı kendiliğinden gelecektir değerli arkadaşlar. İlahiyat, hazırlık, ön lisans ilahiyat, ilitam, bunlardan zaten bahsettik. Kısacası neydi?
Arapçayla iştigal eden, Arapçayla yolu kesişen herkes bu derslerden istifade edebilir. Soruları çöz, sınavı geç demiş. Öğretim görevlisi Abdülhakim Önel. Bu hocamız Urfa İlahiyat'ta şu anda. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde. Benim de arkadaşım doktora yapıyor Malatya'da. Sağ olsun bu kitabın böyle PDF'sini bizi kırmayıp gönderdi. Ön söz kısmına bakarsınız arkadaşlar. Ön söz kısmına bakarsınız. Şimdi dilerseniz şeyden başlayalım. İlk testten başlayalım. Evet, büyüklük nasıl? Büyüklük nasıl arkadaşlar? Hocam, biraz daha büyütebilir misiniz hocam? Tabii. Şöyle nasıl? Tamam. Tamam hocam. Eyvallah. Şimdi kelime ve cümle çeşitleri. Kelime ve cümle çeşitleri. Yani biz bunu Arapça yazacak olursak enva'ul, evet arkadaşlar nedir? Enva'ul kelimeti. Neymiş? Enva'ul kelimeti. Kelime çeşitleri. Bir de ne çeşitleri? Enva'ul cümleti. Cümle çeşitleri. Kelime çeşitleri kaç ayrılıyordu değerli arkadaşlar? Kelimeyi biz kaç ayrılıyorduk? Üç, isim, harf. Çok güzel. Kelimeyi şöyle biz üçe ayırıyoruz. İsmun, fi'lun ve harf. Peki biz cümleyi kaç ayırıyoruz arkadaşlar? İkiye, isim cümlesi, fiil cümlesi. Evet. Çok güzel. Cümletün ismiyetün diyoruz. Bak bu bir sıfat tamlaması. Cümletün hocam ismiyetün. Yazılar biraz sonradan geliyor ekran olarak. Normal. Bu şey yani internetle alakalı bir şeydir. Tamam. Bir problem var mı yani? Yok hocam. Hocam bazılarımızda ekranda tamam. Hiç gözükmüyor. Nasıl gözükmüyor? Ya ben ve birkaç kişi de ekranda şu an hiçbir şey yok. İlk girdiğimizde gözüküyordu ekrandaki paylaşım ama şu an gözükmüyor. O işte sizin telefondan mı giriyorsunuz, bilgisayardan mı? Telefondan girdim hocam. İşte bir giriş çıkış yapın, düzelir o. Tamam, o benimle alakalı değil yani. Orada bir tuşa falan basarsanız geliyor bazen, tamam? Tamam hocam. Evet, cümletün ismiyetün ve cümletün fiiliyetün. Arkadaşlar, isim cümlesinin öznesine biz ne diyorduk? Değerli arkadaşlar. Mübteda abi. Mübteda. Yüklemine ne diyoruz? Haber. Haber. İsim cümlesinin en az da iki ögesi var, en çok da iki ögesi var. Ama fiil cümlesinin biz yüklemine fiil diyoruz. Efendim, öznesine de fail diyoruz. Hı. En az iki ögesi var. Ama en çok mefuller gelir, haller gelir, temizler gelir, uzayabilir. Dolayısıyla isim cümlesinin en az kaç ögesi var arkadaşlar? İki. Buyurun. İki. En çok? İki. En az da iki, en çok da iki. Fiil cümlesinin ise fiil ve fail. En az iki, en çoğu bizi ilgilendirmiyor zaten. Mefuller falan geliyor. Yani demek ki neymiş? İster isim cümlesi olsun, ister fiil cümlesi olsun, özne ve yüklem bulunmak zorunda. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet hocam. İsimle başlayan cümlelere isim cümlesi, fiille başlayan cümlelere fiil cümlesi diyoruz. Tamam? İsimle başladığı tamam. Zaman özne, mübteda varsa haberi arıyoruz. Mübteda varsa ne vardır? Haber vardır. Sloganımız haber bu. Haber vardır. Mübteda varsa haber vardır. Özne varsa yüklem vardır. Fiil cümlesinde de fiille başladığımız zaman da sloganımız şu. Fiil varsa ne vardır arkadaşlar? Fail. Harikasınız. Fiil varsa fail vardır. Yani yüklem varsa ne vardır? Özne vardır. Bak. Özne varsa yüklem vardır diyoruz. Yani mübteda varsa haber vardır. Burada da yüklem varsa özne vardır. Yani fiil varsa fail vardır diyoruz. Bunları böyle ufak ufak
notlar yazabilirsiniz böyle sloganik cümleler halinde. Tamam mıdır? Tamam hocam. Şimdi geldik soru çözümlerimize. Şimdi buradaki taktiğimiz ne olacak? Buradaki taktiğimiz, yöntemimiz şu. Önce soruyu en kısa şekilde çözmeye çalışacağız. Yani soru bizden ne istiyorsa onu en pratik şekilde çözmeye çalışacağız. Daha sonra bu sefer sorudan nasıl diyelim? Sorudan ne kazanabiliriz? Hangi konuları buradan tekrar edebiliriz? Yani tabiri caizse soruyu bölük bölçük edeceğiz. Yani etinden, sütünden, derisinden faydalanacağız. Anlaştık mı? Sıkıp suyunu çıkaracağız yani sorunu. Tamam mı arkadaşlar? Tamam hocam. Evet. Hocam. Buyurun. Buyurun. Hocam dedi biri. Tamam dedik hocam. Tamam. Evet, mikrofonları kapatalım arkadaşlar. Bazen böyle arada sesler geliyor. Ha bak, burada kardeşimiz şey yazmış. Gelen görüntüye izin ver butonunu açabilirsiniz. Gelen görüntüye izin ver butonunu açabilirsiniz. Telefondan giren arkadaşlarımız demiş. Tamam. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Hani az önce bir kardeşimiz dedi ya ekran gözükmüyor diye. Ekran gözükmeyen var mı şu anda? Herkeste var değil mi ekranımız? Var hocam, var hocam. Tamam, güzel. Şimdi önce soruyu en kısa şekilde çözüyoruz. Daha sonra efendim sorunun tabiri caizse sıkıp suyunu çıkarıyoruz. Etinden, sütünden, derisinden faydalanıyoruz. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden fiil olanı seçiniz demiş. Fiil olanı. Şimdi diğerleriyle hiç ilgilenmiyoruz bak, cümlelerle hiç ilgilenmiyoruz. Sadece altı çizili kelimelere bakıyoruz. Arkadaşlar yedrusu. Yedrusu. Şimdi derase mazi değil mi? Ne demek? Ders çalıştı, ders çalışmış. Buna muzarat harfi denilen eteyne. Eteyne. Ney bunlar eteyne? Hemze, ta, ya ve nun harflerine muzarat harfleri diyoruz. Bunlardan biri geldiği zaman mazi muzariye dönüşüyor. Yedrusu ders çalışıyor, ders çalışır, ders çalışacak oluyor. İki mana bu tarafta, üç zaman bu tarafta. Ders çalıştı, çalışmış, çalışıyor, çalışır, çalışacak. Dolayısıyla muzarat harfi var burada. Doğru cevabımız hangisi? Doğru cevabımız hangisi? A olur o zaman hocam. Evet, A olur. Şimdi diğerlerini irdeliyoruz bak. Niye bunlar fiil değil? Fiil değilse ne? Bil hafileti. Bil hafileti. Bu bi'ye biz harfi cer diyoruz. Ne diyormuşuz bi'ye? İsim cer. Harfi cer. Harfi cer'den sonra gelen kelimeye de mecrur diyoruz arkadaşlar. Mecrur. Bil hafileti. Tamam. Bil hafileti. Buna car diyoruz. Car yani harfi cer. Artı buna da ne diyoruz? Mecrur diyoruz. Mecrur. İsimlerin evet. Özelliklerinden bir tanesi de başına harfi cer gelmesidir. Harfi cer isimlerin başına gelir, fiillerin başına gelmez. Bu söylediklerimi de lütfen şu sohbet kısmına yazın. En son bunları toplayalım. Günün notları diye grupta paylaşalım. Tamam mı? Şöyle mesela buraya notlar alın yani. Mesela harfi cerler. Evet, isimlerin başına gelir. Fiillerin başına ne yapmaz arkadaşlar? Fiillerin başına gelmez. Evet. Devam ediyoruz. Demek ki bil hafileti isim midir, fiil midir? İsim. İsim. İsim olmasının sebebi ne arkadaşlar? Başına harf cer gelmesi. C şıkkına bakıyoruz. El menzili. El menzili.
İsim mi, fiil mi? İsim. 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 İsim olmasının alameti nedir peki? Elif, lam. Çok güzel. Bak, ismin kaç tane özelliğini öğrendik isimlerin? 2 tane. İsimler başına harfi cer alır, isimler başına elif lam takısı alır. Bunlar isimlerin hassalarındadır. Hassa dediğim özelliklerindendir. Tamam. Geldik şimdi neye arkadaşlar? 3. şıkka. Ya tilmizü diyor mesela. İsimlerin özelliklerinden bir tanesi de başına nida edatı gelmesidir. Nida edatı. Münada. Tamam. Yok, münada şu, tilmizü. Nida edatı bu. Evet, tamam. İkisine beraber de ne terkibi diyorduk? Nida terkibi diyorduk. Hani kursta anlattım ya. Evet, şimdi bu derslerimiz, şunu da belirteyim. Bu derslerimiz kurstaki derslerimizden tamamen bağımsız. Bu derslerimiz özel dersler. Soru çözüm dersleri. Yani kursta ister işleyelim ister işlemeyelim. Soru da karşımıza çıktığı zaman onunla ilgili bilgiler vereceğiz. Zaten göreceksiniz. Bir 50 soru 60 soru falan çözünce tamamen Arapçaya bakışınız değişecek yani. Çok rahat edeceksiniz. Tamam mı arkadaşlar? Yani kursta işlemediğimiz bir konuda burada soruda karşımıza çıkarsa onu ne yapacağız? Aa, bunu kursta görmedik, atlayalım demeyeceğiz. Yine o soruyu irdeleyeceğiz. Anlaştık? Anlaştık hocam. Tamam hocam. Şimdi ismin özelliklerinden 3 tanesini gördük. 1. İsimler başına harfi cer alır. Fiiller ne yapmaz arkadaşlar? Almaz. 2. İsimler başına elif lam takısı alır. Fiiller ne yapmaz? Almaz. 3. İsimlerin başına nida edatı, seslenme edatı, çağırma edatı, ya, eya, hey gibi edatlar gelir. Fiillerin başına gelir mi? Gelmez. Gelmez. Şimdi soruyu çözdük. Şu anda ikinci soruya geçeceğiz mi? Yoksa bu soruyu biraz daha irdeleyeceğiz mi? Nasıl yapacağız? İrdeleyeceğiz hocam. Hah, çok güzel. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Aliyun yedrusu fil camiati. İsim cümlesi midir, fiil cümlesi midir? İsim Ali cümlesi. İsim olduğu için isim başlamış, isim cümlesi. O zaman İC yazıyoruz. İC'de en az kaç öge vardı? En az ve en çok? İki öge var. Daha bir. Müpteda Ali. O zaman gerisi komple nedir arkadaşlar? Haberdir. Çok güzel. Şimdi bunun irabını yapıyoruz. Aliyun mübteda. Mübtedalar daima ne olurdu? Merfu. Merfu'da ne alamet arardık? Ref alameti. Ref alameti neydi peki, ref alameti? Damme ve damme yerine geçin. Peki Ali müfret kelime olduğu için müfret kelimelerin ref alameti nedir? Damme'dir. Harika. Bitti. Şimdi haberimiz cümle şeklinde gelmiş. Haberimiz ne şeklinde gelmiş arkadaşlar? Cümle bak. Yedrusu fil camiati. Şu Ali'yi hiç görmeyin. Yedrusuyla başladığı için bu nedir? İC midir? FC midir? Fiil cümlesi. Fiil cümlesi olur hocam. Fiil cümlesi. Haberimiz fiil cümlesi gelmiş. Şimdi geçen hafta dün kursumuzda söylemiştik. Cümleler nasıl irab edilirdi arkadaşlar? Cümleler nasıl irab edilirdi? Sonuna bakarak. Ne kelime mi hocam? Lafzi, takdiri, mahalli diyorduk ya. Mahallen irab edilirler değil mi? Yani irab alametleri gözükmez. Sadece hangi konumdaysa, hangi mahallenin sakini ise o mahalleden söyleyeceğiz. Yani şu mahallen merfu, mahallen mansup, mahallen mecrur diyeceğiz arkadaşlar. Tamam. Şimdi şu notumuzda yazdık. Cümleler nasıl irab edilirmiş arkadaşlar? Mahallen. Cümleler deyince aklımıza ne geliyor? İ'ce, FC, bir de ŞC. ŞC ne? Şibih cümle. Harika. Çok güzel. Şimdi o zaman Aliyun mübteda lafzen merfu. Ref alameti nedir?
damme. Yedrusu fil camiati. Komple bak. Komple. Bu cümle Ali'yün müptedasının neyidir arkadaşlar? Haberi. Haberi. Bravo. Bravo. Haberidir. Peki. Cümleler nasıl irab ediliyordu? Mahallen. Haberler hangi mahallenin sakiniydi? İsim haber. Cümle. Yok. Haberler merfuattan mıydı? Mansubattan mıydı? Mecrurattan mıydı? Merfu. O zaman ne diyeceğiz? Yedrusu fil camiati fiil cümlesi mahallen merfu Ali'nin müptedasının haberidir. Tamam mı arkadaşlar? Tamamdır. Anlaşıldı mı? Evet. Bu şimdi dış irab. Dış. Yani bu müpteda lafzen merfu, ref alameti sondaki damme, yedrusu fil camiati komple, bu Ali'nin müptedasının mahallen merfu haberi. Bu neymiş? Dış irabmış. Neymiş arkadaşlar bu? Dış irab. Şimdi iç iraba giriyoruz. İç irabını yapıyoruz bak şimdi. Yedrusu ne diyordu cümlemizde? Evet. Yedrusu fil camiati. Şimdi bunu kendi arasında tahlil ettiğimiz zaman da iç irab olacak. Yedrusu fiil. Fiil varsa ne vardır arkadaşlar? Faili tahtından müstetiri huve, bu zamirin bir döndüğü yer olması lazım. Bu da şuradaki müptedaya dönüyor. Tamam mı? Evet. Müptedalar, haberler cümle olduğu zaman müptedaya dönen bir zamir olur. Her zamirin öncesinde bir isim olur değil mi? Biz buna zamirin merciği diyoruz. Zamirin merci'i. Zamirin merci'i ne demek? Zamirin döndüğü yer. Peki. Fiil car mı? Fiil car mı? Harfleri ne diyorduk kısaca? Car. Evet, el camiati ne? Mecrur. Evet. İrabı bitirdik mi arkadaşlar? Evet. Bitirdik. Şimdi manasını veririz. Aliyyun. Ali yedrusu okuyor. Nerede? Fil camiati. Ali üniversitede okuyor. Tamam mı? Evet hocam. Tamam. Şimdi ben size desem ki Aliyyun yedrusu fil camiati, Ali üniversitede okuyor. Aynı bu ifadeyi fiil cümlesi olarak söylememiz mümkün mü? Ali ile şeyi yedrusu değiştirirsek. Kim dedi onu? Fiil başlamış. Enzel ben hocam Enzel. Bravo Enzel. Ali ile yedrusu yer değiştiriyoruz. Dolayısıyla yeni cümlemiz artık ne oluyor? Yedrusu Aliyyun fil camiati oluyor. Ne oldu? Yedrusu Aliyyun fil camiati. Fiil cümlesi. Bunun irabını yapalım. Yedrusu fiil Aliyyun fail fil camiati mef'ul. Evet. Bu da mef'ulün bir gayri sarih diyoruz. MBGS. Tamam. Harfi celli olduğu zaman harfi celli aldığı zaman mef'ulünü mef'ulün bir gayri sarih diyoruz. Bunu da kendi içinde irab ettiğimiz zaman fi car el camiati mecrur. El camiatinin cer alameti nedir? Sondaki kesradır. Evet. Şimdi buraya kadar. Ne oldu dediniz hocam? Mef'ulün bir mi olduk? Mef'ulün bih. Şu mef'ulü direkt alırsa mef'ulün bih sarih oluyor. Harfi cerle alırsa mef'ulünü böyle fi, ala gibi mef'ulün bih gayri sarih oluyor. İsmi yani bunun. Fiil, fail, mef'ul. Ama hangi mef'ul? Mef'ulün bih gayri sarih. Şuna kısaltmasını yazdım yani buraya. Anladım. Tamam. Şimdi buraya kadar tarzımız bu şekilde. Artık soru çözüm tarzımızı öğrendiniz. Nasıl arkadaşlar bu şekilde? Faydalı mı? Evet hocam. Çok iyi hocam. Tamam yani buraya kadar işlediğimiz şekilde soru çözümlerimizi bu şekilde yapacağız yani. Yani hiç şey düşünmeyin. Ya işte hocam bir soru çözüyoruz, iki soru çözüyoruz. Çok az çözüyoruz gibi düşünmeyin. Çok üzerinde değindiğimiz için aynı şeyleri bir defa, üç defa, beş defa, on defa duya duya artık ne yapacaksınız? Öğreneceksiniz.
Hocam böyle ders pekişiyor hocam. Bu kavramlar. Efendim? Böyle pekişiyor, iyi oluyor kavramları aynen. Anlıyoruz. Aynen, aynen öyle. Evet. Diğer arkadaşlardan yine bir söz almak isteyen vardı. Buyurun. Ben hocam Şimal. Evet Şimal. Ders mi bitti diyecektim. Yok, ders bitmedi. İki soru deyince o yüzden sordum hocam. Yok, onu örnek verdim yani. Bir iki soru çözeriz. Az diye düşünmeyin. Yani burada ayrıntılı tahlil yaptığımız için size çok faydalı yani. Tamam? Tamam hocam. Hocam evet. Bir soruda birkaç soruyu çözmüş gibi oluyoruz zaten. Aynen. Aynen öyle. Aynen öyle. Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Yezhebu tullabu ilel medreseti bil hafileti. Evet. Şimdi yezhebu tullabu ilel medreseti bil hafileti. Okuduk önce. Bu fc midir, ic midir arkadaşlar? Fc hocam, yezhebu fiil. Fiil cümlesi. Fiil cümlesi. Yezhebu fiil. Et-tullabu fail. Fail. İlel medreseti ve bil hafileti de mbgse. Mef'ulün bir gayri sarih diyebiliriz. Tamam? Tamam. Bunların ikisi de car ve mecrurdan oluşmuş. İlel medreseti de ila car, el medreseti mecrur. Bil hafileti de ba car, el hafileti mecrur. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi. Tamam. İlel medreseti bil hafileti gibi yapılara biz ne diyorduk? Car mecrurdan oluşan yapılara şibih cümle diyorduk, değil mi? Olmuş. Dolayısıyla bu fiil cümlesinin iki tane nesnesi var. İkisi de şibih cümleden oluşmuş. Tamam? Bu ne kalıbı biliyor musunuz? Bir yere bir şeyle gitti kalıbı. Yezhebu ila bi kalıbı. Bak bu bir kalıp. Zehebe ila bi kalıbı. Mesela tezhebu Aişetu ilel beyti bis seyyareti. Gördünüz mü? Tezhebu el Aişetu ilel beyti bis seyyareti. Ayşe eve neyle gidiyor? Arabayla. Tamam. Yezhebu Zeydun, Zeyd gidiyor. Ne diyelim? Min Sivas, Sivas'tan ila Ankara, Ankara'ya bil qitari seri'i. Neyle gidiyor? Hızlı tren. Hızlı trenle. Tabii gidemiyor. Halen bitmedi değil mi? İran hikayesine döndü. Aynen. Evet. Hızlı trene gidemiyor. Şu anda normal trenle gidiyor. Yezhebu Zeydun min Sivas ila Ankara bil qitari. Veya ne diyeyim? Efendim? Bu harfi cer mi oluyor, bir harfi cer? Bir yere gitmek. Tabii. Bir ile demek yani, ile. Bu evet. Zehebe fiili var ya, zehebe. Daima nereye gittiğini ila harfi ceriyle alıyor. Nere sorusunun cevabını ila ile veriyor yani. Ne ile sorusunun cevabını da bi ile veriyor. Tamam. Mesela şöyle bir cümle kurmaya çalışalım. Hasan İstanbul'dan Paris'e uçakla gidiyor diyelim. Hasan İstanbul'dan Paris'e uçakla gidiyor. Kim söylemek ister? Yes, bu. İsmi Hasan. Evet, bir ben söyleyeceğim deyin, isminizi söyleyin ki. İsmi Hasan'ın. Evet. Nereden nereye gidiyor? Yezhebu Hasan'ın. Hasan'ın. İstanbul'dan Paris'e. Evet. Min diyeceğiz değil mi? Nokta noktadan nokta noktaya. Ya, min. İstanbul. Evet. Yapmak isteyen var mı? İlel Paris'i. İlel. Özür dilerim. Paris'e. Feta olacak değil mi hocam sonu? Evet, aynen. Gayrimusarif olduğu için. Hı hı. Neyle gidiyor? Uçağın ismini hatırlayamadım hocam. Ta'iratun. Bil Ta'iratun.
Bittairati. Şu şemsiye harfi ya. Bittairati. Çok güzel. Kim yaptı bunu? İsim neydi? Kübra hocam ben. Evet. Yedhebu Hasenun min İstanbul'e ilel Paris'e. Paris böyle yazılıyordur çünkü P yok Arapçada. Bittairati. Buyurun tekrar edin arkadaşlar. Yedhebu Hasenun min İstanbul'e tekrarlayamadım. Evet. İlel Paris'e. İlel Paris'e. Bittairati. Güzel. Hadikatul menzili vasiatun. Evin bahçesi vasiatun. Geniştir. Hadikatul menzili vasiatun. Evin bahçesi geniştir. İC mi FC mi? Geniştir. İsim cümlesi. Evet. Çok güzel. Şimdi irabını yapıyoruz. Hadikatu mübteda aynı zamanda muzaaf. Neymiş arkadaşlar? Hadikatu mübteda aynı zamanda muzaaf. Muzaaf ne demek hocam? Muzaaf isim cümlesinin tamlananına biz ne diyoruz? Muzaaf diyoruz. Muzaaf. Bu söylediklerimi not alın ufak ufak. Çok faydalı olacak size. Yani bir soru içinde bir sürü konu görüyoruz yani. Muzaaflar kesinlikle arkadaşlar elif lam takısı almaz. Muzaaflar kesinlikle tenvin almaz. Bak gördünüz mü? Hem elif lam takısı yok hem ne yok arkadaşlar? Tenvin yok. Bir de cümlenin ögesi muzaaf mı olur? Muzaaf-ı leyh mi olur? Yani burada mübteda hadikatü mü, el menzili mi, yoksa hadikatül menzili mi? Hadikatül menzili. Ayrılmaz sanki. Yok. Sadece hadikatü. Sadece hadikatü. Çünkü isim tamlamasında iki öge var. Muzaaf ve muzaafun leyh. Asıl öge. Bak söylüyorum cümlemi. Asıl öge sadece muzaaf olur. Asıl öge ne olurmuş? Muzaaf. İlk zikredilen yani, ilk söylenen, ilk yazılan asıl öge oluyor. Hadikatü mübteda aynı zamanda muzaaf arkadaşlar. El menzili muzaafun ileyh. Cer alameti neyle? Kesra. Hadikatü de mübteda olduğu için onun da ref alameti ney? Tamme. Bu kadar. Vasiatun haberdir. Ref alameti sondaki Dammedir. Ya tilmiz. Ey öğrenci. Sa'id. Sa'id emir. Ne demek sa'id? Yardım et. Kime? Kime sorusunun cevabı Türkçe'de bize neyi verir? Özne. Kime sorusunun cevabı bize özneyi mi verir? Nesneyi verir. Arapçadaki karşılığı nedir bunun? Şey. Mef'uldür. Mef'ul. Hah. Arapçadaki karşılığı mef'uldür. Kime? Zemile. Bak gördün mü? Zemile. Neymiş arkadaşlar? Zemile. Burada nasb alametimiz ne? Şimdi şurada bir de zamirimiz var. Ke. Şimdi bununla ilgili çok önemli bir kural söyleyeceğim. Çok önemli, şok ömelli. Çok önemli, şok ömelli bir kural. Şimdi bizim munfasıl zamirlerimizi biz kursta gördük değil mi? Neydi onlar? Hep beraber tekrarlayalım. Huve, huma, hum. Hiye, huma, hunne. Ente, entüme, entüm. Enti, entüme, entünne. Ene, nahnu. Bunlar munfasıl zamirler. Bir de ne zamirler var arkadaşlar? Muttasıl. Bitişen zamirler var. Onlar neler? Yazalım hemen. Elimize yapışmaz ya. Hu, hum, ha, huma, hunne, hunne. Aşağı iniyorum. Kekme, küma, küma, ki, küma, künne. Bir de ne? Ni, yi diyelim. Yi, na. Tamam. Peki. Bunlar isme mi bitişir, fiile mi bitişir, harfe mi bitişir bu muttasırlar?
Muhtasır bitişen hocam, demek. Hocam zamir olduktan isme bitişir hocam. Çok. Aynen. Arkadaşlar. Zamir olduğu için başka isme bitişmez mi? Başka bir fikir olan var mı? Zamir ismin yerine geçtiği için fiile bitişir bence. Arkadaşlar cevap veriyorum. Fiile de bitişir hem, bence. Hem isme, hem fiile, hem harfe hem bitişir. Şimdi isme bitişir mi? İsme bitişince ne olacak? Fiile bitişince ne olacak? Harfe bitişince ne olacak? Onu 3 tane basit mi basit, kolay mı kolay örnek üzerinden göreceğiz. Şimdi isme bitişsin önce. Şimdi kalemu aliyyin. Kalemu aliyyin. Ali'nin kalemi. Terkip ne demekti? En az iki kelimenin bir araya gelerek oluşturduğu yapıya biz terkip diyorduk. Bu kalemu aliyyin. Nokta noktanın nokta noktası. Ne terkibi? İsim tamlaması olmalı. İsim tamlaması. Arapçada biz buna ne diyorduk? İzafet terkibi. Ne diyorduk hocam? İzafet? İzafet terkibi. Evet. İzafet terkibi. Tamam. Terkibi anlattım değil mi kursta? Evet hocam. Şimdi zamir ismin yerine geçen kelimeye biz ne diyorduk arkadaşlar? Zamir. Şimdi Ali'yi kaldırıyoruz. Bak şimdi Ali'yi kaldırıyoruz. Bu Ali'nin zamir karşılığı ne? Ali müfret müzekker. Müfret müzekker zamirimiz hangisi bizim şu bitişik zamirlerden? Ha. Bu değil mi? Ha müfret mühendis. Dolayısıyla ne oluyor? Kalemu hu oluyor. Kalemu hu oluyor. Tamam mı? Şimdi kalem muzaf. Kalem neymiş arkadaşlar? Muzaf. Ali'nin ne? Muzafun iley. İkisi beraber ne? Türkçe'ye göre isim tamlaması, Arapça'ya göre izafet terkibi. Şimdi Ali'yi kaldırdık. Bak Ali'yi kaldırdık. Onun yerine neyi koyduk? Hu'yu koyduk. Değişti mi? Hayır. Kalemu yine muzaf. Bu sefer hu muzafun ley. Tamam mı? Şimdi zamirler mebni kelime miydi? Evet. Mebni. Peki cümleler mahallen irab edilir dedik. Mebni kelimeler nasıl irab edilirdi? Takdiri mi hocam? Bura mahalli. Lafz. Hocam o üçünü hala ayıramadım. Takdiri mahalli. Kim ayıramadım diyen kim? Sevgi hocam. Takdiri bir mahalli. Sevgi soyadı ne? Adıslı hocam. Ha Sevgi. Onu işte biz geçen şeyde anlattık aslında. Kursta anlattık. Yine bu geri geldikçe anlatırız. Tamam. Hocam online olarak yok yok. Biz hafta sonu siz Ahmet hocamla okurken ben de diğer sınıfta derse giriyorum ya. O sınıfta anlattım. Şimdi hu zamir mebni. Dolayısıyla muzafın lehler hangi mahalledendi arkadaşlar? Mansubat mı? Mecrurat mı? Merfuat mı? Mecrurat. O zaman kalemu muzaf hu mahallen mecrur diyoruz. Ne diyormuşuz arkadaşlar? Mahallen mecrur. Mahallen mecrur. O zaman notumuzu alıyoruz. Hocam bir daha söyler misin? Hocam söyleyebilir miyim? Şimdi kalemu hu'daki oradaki damme olduğu için mi onu belirtmek amacıyla mahallen mecrur diyoruz? Yok, o damme ile alakası yok. Ben tamamen şu hu'yu anlatıyorum şu anda. Hani Ali'yindeki kesre olduğu için hani önünde kafa mı karıştırdı? Bak kesre olduğu için mi mecrur diyorduk da orada da mahallen mecrur dedik? Aynen, aynen. Burada lafzen söyleyebiliyoruz. Bak lafzen. Burada zamir değişmediği için herhalde hu'dur. Zamir değişmediği için mahallen mecrur diyoruz. Tamam? Anladım. Hangi zamir gelirse gelsin bu muzafın ileyhin yerine hep mahallen mecrur mu diyoruz? Aynen. Aynen öyle bacım. Evet. Şimdi notumuzu yazıyoruz. İsme bitişen muttasıl zamirler daima
daima muzafun ileyhtir. Muzafun ileyh neydi arkadaşlar? Tamlayan değil mi? Tamlayandır. Ve daima mahallen mecrurdur. Örneğimiz ne? Örneğimiz ne? Bir tane örnek yeter bize. Kalemuhu. Tamam. Kalemuhu. Kalemuhuma. Kalemuhum. Çek sonuna kadar. Kalemi. Kalemuna. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi geliyoruz şeye. Alalım. Şimdi fiile bitişenler ne olacak? Mesela ketebe ne ketebe? İsim mi fiil mi? Fiil. Bak şimdi. Ketebe Zeydun Zeyd yazdı. Neyi yazdı? Dersini yazdı. Fiil, fail, meful. Burada ref alameti faillerde damme. Burada. Burada nasb alameti mefulde feta. Feta. Şimdi bu cümlenin eşittirini yazıyorum bak ben şimdi. Eşittir bu cümle şudur işte. Ketebehu'dur. Hocam nasıl oldu? Ketebe fiil. Ketebe zaten ketebe ketebe eşleşti mi? Hı hı. Peki hocam Zeyd nerede? Tahtında müstetir huve. Huve. Faili tahtında müstetir huve. Peki hocam hu neyin nesi? Kimin fesi? Hu da eddersenin yerine geçti işte. Hu neyin yerine geçmiş? Eddersenin yerine geçmiş. Yani neyin yerine geçmiş oldu? Mef'ulün. Neyin yerine geçti arkadaşlar? Mef'ulün. Mef'uller hangi mahallenin sakiniydi? Mahallen mecrur. Mef'uller hangi mahallenin sakiniydi? Mansubat. O zaman notumuzu alıyoruz bak şimdi. Notumuzu alıyoruz. Fiile bitişen muttasıl zamirler daima nedir? Ef'uldür. Yani Türkçe'ye göre nedir? Ef'ulün Türkçe'de karşılığı neydi? Nesne. Ve daima mahallen mansuptur. Tamam mı arkadaşlar? Anladınız mı? Bunun da en basit örneği ne? En basit bak. Ketebe ketebehu. Bunu da sonuna kadar çekebilirsin. Ketebehu, ketebehuma, ketebehum. Tamam. Sonuna kadar çekebilirsin bunu. Tekrar ediyorum. İsme bitişen muttasıl zamirler daima muzafünleyhtir, tamlayandır. Ve daima mahallen mecrurdur. Fiile bitişen muttasıl zamirler ise... Bu notları size atayım mı arkadaşlar? İster misiniz? Bu evet, yazdığım notları. Olur hocam. Biz tamam. Yazıyoruz da yine. Olsun. Atayım yine. Fiile bitişen muttasıl zamirler ise daima mefuldür. Yani nesnedir Türkçe'ye göre. Daima mahallen mansuptur. Peki. Hocam dediniz ki isme bitişir. Örnek verdiniz. Kalemuhu. Fiile bitişir. Örnek verdiniz. Ketebehu. Veya nasarahu. Fark etmez. Harfe bitişirse nasıl olur? Harfe bitişsin. Harf dediğimiz edat. Aleyhi gibi arkadaşlar. Aleyhi, aleyhime, aleyhim. İlâ ahirihi. Tamam. Fihi gibi. Tamam. Bihi gibi. Tamam mı? Lehu gibi. Bak burada normalde li ama zamir bitişince lehu oluyor. Tamam. Dolayısıyla muttasıl zamirler hem isme, hem fiile, hem harfe ne yaparmış? Bitişirmiş. Evet. Şimdi geldik buraya. Ya tilmidu, ey öğrenci, sa'id, yardım et. Kime? Zemileke, senin arkadaşına. Nokta noktanın nokta noktasına. Dolayısıyla buranın irabını yaparken zemile, mef'ul, aynı zamanda muzaf, nasb alameti, fetha. Bu isme bitişen muttasıl zamir ise
muzafun ileyh ve mahallen mecrur diyoruz arkadaşlar. Tamam. Az önceki tüm şeyi bunun için anlattım yani. Tüm mesele bunun içindi yani. Tamam mı arkadaşlar? Tamam hocam. İsme bitişen muttasız zamirler muzafun leyhtir. Bir başka deyişle tamlayandır ve daima mahallen mecrurdur. Fiile bitişenler ise mef'uldür yani nesnedir ve daima mahallen mansuptur. Oldu mu? Evet. Yani şu demektir bak mesela ya tilmidu sa'id zemileke. Mesela k'yi kaldır Ali koy mesela. Zemile Ali'yin. Ali'nin arkadaşına yardım et diyor mesela. Tamam. Zamir ismin yerine geçiyor. O isim orada nasıl muzafun neyse zamir de onun yerine gelince onun yerine tutuyor. Tek fark ne? Tek fark isim lafzen irab ediliyor. Zamir mahallen irab ediliyor. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Şimdi bak mebni kelimelere biraz mebni kelimelere içine böyle yazalım bak. Zamirler. Mebni kelimeler nelermiş? İsmi işaretler. İsmi mevsuller. Soru edatları. Soru edatları. Biz bu mebni kelimelere kısaca kursta söylemiştim. Mebniyat da diyebiliriz. Mebniyat. Mebni kelimeler. Yani mebniyat. Nedir onlar? Zamirler, ismi işaretler, ismi mevsuller, soru edatları. Zamirler ne gibi? İster huve huma hum, hiye huma hunne gibi munfasıl zamir olsun. Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye. Evet. Hadi. Hadi iyi geceler kızım. İyi geceler. Görüşürüz. Evet. İster munfasıl olsun, ister az önce verdiğim gibi muttasıl olsun mebnidir. İsmi işaretler ne gibi arkadaşlar? Haza, hazihi, zalike, tilke, ulaike, haulai. Hatırladık mı? Evet. Bunlar da nedir? Evet hocam. Mebnidir. İsmi mevsuller ne? Ellezi, elleti, men, ellai, ellevati, ellai gibi. Ellezine. Tamam. Bunlar da yine neymiş? Mebni. Soru edatları ne peki? Keyfe, eyne, meta. Bunlar da yine mebniymiş. Yani değişmiyor. Cümlenin neresine koyarsan koy, bunlar değişmiyor. Mebni. Zaten mebni ne demekti? Değişmeyen kelimeye biz ne diyorduk? Mebni diyorduk. Başka mahallen irab edilenler neler peki? İc, tc, şc. İc ne? Mübteda ve haberden oluşan yapıya, o terkibe isim cümlesi diyoruz. Fc ne peki? Fiil failden oluşan, en az fiil failden oluşan yapıya, terkibe, fiil cümlesi diyoruz. Şibih cümle ne peki? Ya car artı mecrur olacak ya da zarf artı muzafun leh olacak. Mesela car artı mecrur ne gibi? Fil beyti gibi. Az önce gördük. Bil hafileti gibi mesela. Zarf artı muzafun leh ne? Emamel beyti. Evin önünde gibi. Bunların tamamı mahallen irab edilirmiş. Nasıl irab edilirmiş arkadaşlar? Mahalle. Son olarak şu mahalleleri bir daha tekrar edelim ve dersimizi bitirelim inşallah. Şimdi cips demiştik değil mi? Cips. İsimler cinsiyet yönünden, irab yönünden, belirlik yönünden ve sayı yönünden belli kısımlara ayrılırdı. Mesela cinsiyet yönünden ya müzekkerdir ya müennestir. Belirlik yönünden ya marifedir ya nekradır. Sayı yönünden ya müfrettir ya tesniyedir ya cemidir. Peki irab yönünden nedir arkadaşlar? Mebni. İrab yönünden ya merfudur ya mansuptur ya mecrurdur. Ya mecrurdur. Peki bu mahallenin sakinleri nelerdir? Merfu mahallesinin sakini faillerdir. Mübtedalardır. Haberler. Haberlerdir.
Mansup mahallesinin sakini mefa'il. El mefa'ilul hamsetu. Beş mefullerdir. Mecrur mahallesinin sakini nedir peki? Şibih cümlelerdir. Ne gibi? Mesela fil beyti gibi. Car mecrur. Ne gibi? Emam el beyti gibi. Emame zarf, el beyti muzafun ley. Şu bir arkadaşlar, bu bir. Şu ne? İki. İki de ne? Muzafun lehler gibi. Ne gibiymiş arkadaşlar? Muzafun. İle. Ne gibi mesela? En basit örnek verelim. Babul beyti. Evin kapısı. Buradan muzafun ley hangisi? Beyti. Beyti. Çok güzel. Kapısı. Bak o zaman şöyle yapacağız. Failler, müptedalar, haberler daima merfudur. Merfuda ref alameti ararız. Ref alameti damme veya damme yerine. Damme yerine. Harika. Geçenli. Mansup mahallesinin sakini mef'ullerdir. Mef'uller daima mansuptur. Mansupta nasb alameti ararız. Nasb alameti fetha veya fetha yerine geçenler. Mecrur mahallesinde şibih cümleler ve mudafun ilehler oturur. Daima şibih cümlelerin efendim şu ikinci kısmı bir de mudafun ilehler daima mecrurdur değil mi? Mecrurdur. Mecrurda cerelamet ararız. Cerelameti kesra ve veya kesra yerine geçenlerdir. Şimdi bak mahallelerimizi öğrendik. Mahallelerimizin sakinlerini öğrendik. Bunlar irab edilirken ya lafzen irab ediliyor, ya mahallen irab ediliyor, ya da takdiren. Lafzi, mahalli, takdiri. Bunları da kursta gördük mü? Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Pekiştiriyoruz. Tamam. Evet, dersimiz bu kadar arkadaşlar. Dersimiz bu kadar. Tarzımız bu şekilde olacak. Önce soruyu en kolay şekilde çözeceğiz. Daha sonra ilk 50 soruyu bu şekilde yapacağız yani ayrıntılı. Daha sonra biraz daha hızlı çözmeye başlayacağız. Ama ilk 50 soruyu böyle yavaş yavaş çözeceğiz. Ayrıntılı, anlaya anlaya, konuları değine değine. Yani aynı kural kaç defa tekrar ederse etsin, erinmeden, üşenmeden aynı konuyu bir daha konuşacağız. Böyle tamam. Güzel hocam. Evet. Böyle güzel pekişiyor. Hocam derslerin saatleri ve günleri hangi gün ve saatlerde olacak? Hafta içi her gün cuma hariç 8'de. Tamamdır hocam. Değişim olursa yani duruma göre bazen başka meşguliyetlerimiz oluyor. Duruma göre zaten sabah en azından sabah öğlen haber ederim yani değişiklik olursa tamam. Telegram gruplarımızı takip ederim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.